Transferle ilgili her zaman söylediğim gibi transfer süreci devam ediyor. 3 Eylül'de UEFA listesi, son liste belirlenecek. 15 Eylül'e kadar da normal transfer süreci devam ediyor. Tabii her zaman transfer sürecinin sonuna kadar transferin içindeyiz. Eksiklerimizi, ihtiyaçlarımızı görüyoruz. Hem scout ekibimizde, hem hocamızda, hem yönetim kuruluyla, ilgili arkadaşlarla temas halindeyiz. Unutmayın ki bu 2025'teki hedefimiz 25. şampiyonluk ve 5. yıldız artı Avrupa'da da başarılı olmak. Transfer sürecinde en çok dikkat ettiğimiz husus bu başarıyı bize getirecek takımı oluşturmak. Şunu anlamanızı istiyorum. Galatasaray'da kaptanlık yapısının oluşması transfer sezonunun bitmesiyle belli olur. Transfer hareketleri içinde olan kişilerle ilgili süreç ancak transfer sezonunun bitmesinde ortaya çıkar. Dolayısıyla kulüp olarak bizim transfer sürecimiz devam etmektedir. Bu transfer sürecinde sonunda neticede birinci, ikinci, üçüncü kaptanları belirleriz. Salı günü gecesi oynadığımız maçta gerçekten beklemediğimiz bir sonuç aldık. Galatasaray takımı 11 kişi ve kulübede oturanlarla beraber bir bütün. Bunların içinden işte falancı iyi oynadı, filancı kötü oynadı diye tefrik etmek yanlış. Söylediğiniz oyuncular bizi defalarca şampiyon yapmış kişiler. Muslera olsun, Abdülkerim olsun takımımızın değerli oyuncuları. Bir anlık performansıyla veya bir anlık bir maçlık şeyle onları değerlendirmek bence Galatasaray için olmaması gereken bir şey. Her ikisi de bizim çok değerli oyuncumuz. Dolayısıyla bu konuda eleştirilere fazla katılmıyorum. Şöyle ki önümüzde bir rövanş maçımız var. Salı günü haftaya bunun şeyini yapacağız ve turu geçeceğiz. Onun için bugünden bu tip yorumları yapmak veyahut da böyle söylemler içinde olmak son derece yanlış. Benim söylediğimi tahrif etmeye çalışmayın. Çok net şunu söylüyorum. Diyorum ki transfer sezonu bitene kadar transfer sezonunun sonunda birinci, ikinci, üçüncü kaptanlar belli oluyor. Transfer süreci hareketli geçiyor. Dolayısıyla bu süreç bitmeden falancı kaptandı, falancının kaptandı. Yani böyle bir yoruma gitmeye gerek yok. Onun için söylediğim çok net. Transfer sürecinin sonunda bütün yani birinci, ikinci, üçüncü kaptanlar net olarak belirlenecek. Son dönemde fark ettiyseniz her ne kadar resmi olmasa da fiili olarak bir basın sözcüsü olarak konumlanmaya başladım. Ama bu demek değil ki futbol konusunda ben konuşacağım, voleybolda ben konuşacağım, basketbolda ben konuşacağım, judoda ben konuşacağım. Hayır. Zaten şubelerden sonra yönetim kurulu üyelerimiz var. Zaten siz onlarla da zaman zaman görüşüyorsunuz, konuşuyorsunuz. Aynı şekilde bu devam edecek. Ancak kurumsal anlamda bir takım katkılar, paylaşımlar yapılması gerekiyorsa ben elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Özellikle Süper Kupa'da alınan sonuç sonrası bunun ne kadar riskli bir görev olduğunun çok farkındaydım ama bir şekilde basın üzerinden iletişime ihtiyaç vardı ve o şanslı kişi de ben seçildim. Şanslı kişi. Spiker veya siyasetçi değilim. Dolayısıyla belagatımda zaman zaman eksiklikler olabilir. Bu anlamda şimdiden tüm dinleyenlere, tüm takip edenlerden özür diliyorum. Ancak bilgi konusunda son derece tatmin edici ve son derece tamamlayıcı olmaya gayret edeceğimden şüpheniz olmasın.